Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Sıfırdan TYT'ye başlamamız gerekiyor. 9. ve 10. sınıf konuları biliyorsunuz TYT'ye ait. Ne kadar yaptık, ne kadar yapamadık bilmiyorum ama şöyle güçlü bir şekilde 11. sınıf olma vakti. Haydi videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, ortalama 2 yılı lisede geride bıraktığımıza göre artık derslerin nasıl olduğunu, içeriklerin neler olduğunu, üniversite sınavında bizi neler beklediğini az çok biliyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar bu yolculukta maalesef özgüvenlerini kırdılar. Cesaretsiz olabilme ihtimallerini ortaya çıkardılar. Şöyle sanki olumsuz durumlar birazcık artıyor gibi. Aslında yazmış olduğumuz yorumlardan bazen bunu görebiliyoruz. İşte bu video bunları ortadan kaldırmak için. Sevgili arkadaşlar, önce eğer özgüvenli olursanız bence birçok şey kökünden hallolacak. Unutmayın, en büyük motivasyonunuz bu arkadaşım yapıyorsa ben de yapabilirim olsun. Evet, şaka bir yana arkadaşlar, özgüvenli olursak eğer en büyük adımı öncesinde atmış oluruz. Çünkü bu özgüvenin bizde getirdiği öylesine güzel durumlar, öylesine güzel duygu değişiklikleri var ki bunlar dev adımlar atmamızı sağlayabiliyor. Bir dersi öğrenme süremizi daha da kısaltabiliyor. Eğer bir paragraf çözdüğümüz zaman şöyle moralinizin iyi olduğunu ve kötü olduğu zamanları düşünün. Sanki aynı testi çözseniz bile skorlar birbirinden çok farklı olacakmış gibi. Bu yüzden olumlu düşünmenin, pozitif düşünmenin, özgüvenli olmanın önemi son derece büyük. İlk maddemiz bu. Küçümsemeyin. Çok çok önemli. Geçelim bir sonraki maddemize. Evet sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz TYT'nin temelini aslında Türkçe ve matematik dersleri oluşturuyor. Bu yüzden bu iki derste oldukça iyi olursak bizim için çok çok güzel olacaktır. Ağırlığınızı bu iki derse verebilirsiniz. Hocam ben peki diğer derslere çalışmayayım mı? Arkadaşlar tabii ki çalışabilirsiniz. Haftalık bir program yapın ve bu programda onlara da dilediğiniz kadar oturumlar verebilirsiniz. Ancak ben Türkçe ve matematik ağırlıklı başlamanızın size kısa sürede şöyle ciddi aslında bir hız kazandıracağını düşünüyorum. Konuyla ilgili olarak TYT'den şöyle 25-30'un üzerine çıkabileceğiniz, yine Türkçeden, TYT Türkçeden 40 soruda şöyle 30'un üzerine rahatlıkla görebileceğiniz seviyeye gelebilmek için şöyle hızla bir Türkçe matematik oturumu oluşturup bunun üzerine çalışmalarınızı organize etmenizi isterim. Ve tabii ki bunları da söyleyerek aslında 3. maddeye bir atıfta bulunmuş olduk. Haftalık programla çalışmanız. Sevgili arkadaşlar, bir program dahilinde çalışmanız bizim için çok önemli. Ortalama 40 dakika ders 10 dakika ara, 40 dakika ders 10 dakika ara ve 40 dakika ders olmak üzere 3 oturum yaptığınız zaman aslında sene içerisindeki çalışmaların sizlere fazlasıyla yeterli olacağını söylemiştik. Şimdi bazı arkadaşlar en az bu 40 çarpı 3 olmak üzere 40 çarpı 4, 40 çarpı 5 gibi çalışmaları programına ekleyerek artık yaz tatilinde çok güzel bir şekilde gaza basma şansını elde edebilirsiniz. Sizlere bir tavsiyem var arkadaşlar. Kalktıktan sonra 40x3, 40x4 veya 40x5 artık kaç istiyorsanız bunu sabahtan öğleye kadar olan vakitte yaparsanız günün geri kalanı tamamen size kalır. Unutmayın, bu işi sabahtan öğleye kadar bitirmek inanılmaz önemli. Çünkü ben ders çalışmalıyım fikri masa başına oturamadığınız zaman, ertelediğiniz zaman öylesine güçlü bir şekilde zihnimize geliyor ki sanki adeta bu düşünceler zihnimize hücum ediyor ve o gün içerisinde her ne yaparsak yapalım ya ben şimdi burada olmamalıydım, ders çalışmalıydım fikrini ortaya çıkarıyor. Bu da yaptığımız her ne olursa olsun onun kalitesini, eğlenceli olma durumunu düşürüyor. İşte bu oyuna gelmemek için bu işi sabahtan başlayıp öğleye kadar bitirmek bizim için oldukça önemli. Evet arkadaşlar, bu oturumların sonuncusunu özellikle yanlışlarınıza ve boşlarınıza dönük olacak şekilde ayarlarsanız çok çok sevinirim. Yanlışlarınızı ve boşlarınızı öğrendiğiniz müddetçe gelişirsiniz. Birçok arkadaşımız yüzlerce soru çözüyor ve sadece iyi olduğu konulardan bunu yapmaya çalışıyor. Bu aslında YKS hazırlığında istediğimiz bir şey değil. Artık bunu da göz önünde bulunursanız yanlışlarınızı ve boşlarınızı yaptığınız soru çözümlerinin video çözümlerine odaklanarak gerçekleştirirseniz bu problemi de kökünden halletmiş olursunuz. Ve gelelim son maddemize. Son maddemiz aslında yaz tatilinde açıklarınızı kapatmanız için müthiş bir fırsatı sizlere getirecek. Eksik olduğunuz derslere veya eksik olduğunuz konulara ağırlık vermeniz. Yani örnek veriyorum, ben matematikte hala bir şey yapamıyorum. Sanki kalem oynatamıyorum. O kadar çok zorlanıyorum ki bu işin içinden nasıl çıkacağımı bilmiyorum diyen arkadaşlar varsa ya da bunu farklı bir branşta yaşıyorsanız problem değil. Ben sadece bunu matematik üzerinden örnek vermek istedim. Sevgili arkadaşlar, yapmanız gereken, örnek veriyorum, 40x5 yapıyorsanız 1., 3. ve 5. oturuma sadece matematik yazın. Yani matematik o kadar belirleyici olsun ki orada en güzel vakiti oluşturacağınız yaz mevsiminde olabildiğince gaza basabilirseniz ya da 40x5'i sabah yaptınız, bir de akşam 40x2 yapmak istediniz. İşte burada mesela akşamı da matematik yapabilirsiniz. Yani orada aslında en iyi versiyonunuzu kendiniz oluşturacaksınız çalışma programınızın. Orada ne kadar çok gaza basabilirsek bu açık o kadar hızlı kapanır ve o derste de şöyle fazlasıyla başarılı olduğumuzu görebilirsek
İşte o zaman sizi kimse durduramaz. Ve tabii ki şunu da söylemeye başlarız. Acaba bir derece öğrencisi mi geliyor? Evet arkadaşlar, benden olur mu demeyin. Tabii ki sizden de olur. Tabii ki şimdiden bunu planlayarak. Haydi bakalım sizler neyi nasıl planlıyorsunuz? Bunları da şöyle yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.